Uzmanlar antibiyotik kullanımının viral enfeksiyon tedavilerinde değil, bakteriyel enfeksiyon tedavilerinde kullanıldığını vurguluyor. Peki enfeksiyon nedir? Enfeksiyon mikroorganizmalar tarafından vücutta oluşturulan hastalığın adıdır. Enfeksiyon etkenleri çeşitlidir. Bunların içerisinde en sık görülenler virüsler, bakteriler, mantarlar ve parazitlerdir. Enfeksiyonlar içerisinde de en sık kaynak viral enfeksiyonlardır. Günümüzde zaten güncel konulardan bir tanesi olan pandemiyle hayatımıza giren COVID enfeksiyonu da viral enfeksiyonlardan bir tanesidir. Peki günümüzde en sık gördüğümüz viral enfeksiyonlar nelerdir? Günümüzde en sık gördüğümüz enfeksiyon etkenleri şu anda birinci derecede gördüklerimiz influenza etkeni, influenza A ve B viral enfeksiyonları içerisinde en sık gördüklerimiz, diğer ikinci aşamada gördüklerimiz covid enfeksiyonu. Bunun haricinde de bakteriyel bir enfeksiyon olarak güncel enfeksiyonlar içerisinde beta streptokokları daha sık görüyoruz. Daha az da RSV dediğimiz rinovirüs enfeksiyonlarını sıklıkla görüyoruz. Enfeksiyonlar sadece bu dört tanesiyle mi sınırlı? Hayır, onlarca ajan var. Bunlar bu gruptaki günümüzde en sık gördüğümüz enfeksiyon ajanlardır. Bunların haricinde para paraenfluenza virüsleri, rinovirüsler, adenovirüsler gibi diğer başka virüsler ve başka bakterilerle de sıklıkla güncel enfeksiyonları görmekteyiz. Yaygın kas ağrıları viral enfeksiyon olduğunuzun belirtisi olabilir. Viral enfeksiyonların belirtileri genellikle birbirine çok benzer. Yaygın kas eklem ağrıları, baş ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, genizde sıkıntı, öksürük, hapşırık, yaygın kas ve eklem ağrıları viral enfeksiyonlardaki en sık belirtilerdir. Bununla birlikte yaygın ataklar şeklinde olabilen ateş, öksürük, balgam da viral enfeksiyonlarda özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında sıklıkla karşılaştığımız belirti ve bulgulardır. Viral enfeksiyonlarda bulaş en sıklıkla damlacık enfeksiyonu dediğimiz yöntemle bulaşmaktadır. Hasta kişilerin öksürükleri, hapşırıklarıyla etrafa ortama yayılan viral partiküllerin solunum sistemiyle alınmasıyla ortaya çıkar. Bunun haricinde de temasla da bulaş sıklıkla olmaktadır. Bu sebeple maske, mesafeye her zaman için dikkat etmek lazım. El hijyeni ve genel hijyene dikkat edilmesi gerekmektedir. Viral enfeksiyonlardan uzak kalmak için.